Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TJT geometri soru bankası kitabında dik üçgen konusundaki test 2'nin çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda sayfa numarası 20 ve 21'i çözeceğiz yani hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruda kenar uzunlukları verilmiş dik üçgenler var. Evet bu dik üçgende iki kenar var. Buraya bakıyorum 8 var 17 var ne üçgeni? 8 15 17 üçgenden 15 çıktı burası. Sonra buradaki dik üçgene bakıyorum. Hocam 12 var 15 var. 3, 4, 5'in 5 katına kadar ezberleyin demiştim. Dolayısıyla direkt cevabı 9 diyebilirsiniz. Ama ben yine uzun yolda yapayım. 15 ve 12'deki kısa çarpan ne? Evet ortak çarpan ne daha doğrusu? 3 değil mi? Hocam burası 3'ün 5 katı. Burası 3'ün 4 katı. O zaman burası da 3'ün 3 katı olmak zorunda. Yani cevap böylelikle 9 çıkar. Evet birinci soru denizli oldu. Geldik ikinci soruya. Şimdi A ile D arasındaki en kısa uzaklık soruluyor bize. A ile D arasındaki en kısa uzaklık bu. Şekilde böyle bir 90 derece varsa ve bir uzunluk isteniliyorsa nereden çıkar? Dik üçgenden. Genelde dik üçgenden çıkar. Zaten özel durumlar yoksa ya dik üçgen ya benzerlik demiştik. E hocam dik üçgen yoksa da dik üçgene karşılık getireceğiz. Genelde dikdörtgen oluşturmak dik üçgene karşılık getirmek anlamına geliyordu. Bak burada bir dikdörtgen dörtgen yaparsam 5 ise 5, x ise x ve cd 5 verilmiş 3 verilmiş başka bir şey var mı burada 8 burası en kısa uzaklık da 17 verilmiş bak a ile d arasındaki en kısa uzaklık 17 verilmiş e hocam burası 8 ya şimdi burada bir dik üçgen çıktı mı karşımıza çıktı o 8 var burada 17 var 8 15 17 üçgeninden cevabı ne buluruz zaman x'i 15 olarak buluruz yani ikinci soru Ceyhan çıktı geldik 3'e Şekil 1'de yüksekliği 60 cm olarak verilen bazalı yatağın Ba bazasından yorganını almak isteyen Demirhan şekil 2'deki gibi bazanın kapağını kaldırdığında. Evet bazanın kapağını kaldırıyor arkadaşlar böyle. Sonra şekil 2'deki deki bazanın kapağını kaldırdığında kapağın şu noktasının dikiz düşümünün yatak başlığına olan uzaklığı 210 santimetre. Burası böyleyken 210 santimetre olmuş. Peki yerden yüksekliği ise kendi boyuna eşit oluyor. Yerden yüksekliği de kendi boyuna eşit oluyor. Tamam. Şurası eşit oluyor diyor. Demirhan'ın boyu 172 santimetre. Hocam 172 santimetre. E şurası 60 santimetre değil mi şöyle? Zaten 60 santimetre olarak verilmiş. 60 santimetre. Hocam 172'den 60'ı çıkartırsak ne olur? 172'den 60 çıkarsa eğer 112 mi kalır? Evet. E sonrasında ne yapacağız? Yatağın uzunluğu nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Bak bu arada yatak neydi? Şuradaydı değil mi? Bizim yatak buradaydı. Yatağı kaldırdık. Hop buraya geldi. Yatağın uzunluğu isteniliyor bizden. Yani ya burası isteniyor ya da burası isteniyor. Belki şurası da istenilebilirdi soruda. E orayı da zaten bulurduk. Şu yatağın uzunluğu. Bakın şu parça kaldırıldığında yine aynı. Kalem döndürüldüğünde yine aynı kalem diye hep söylüyoruz değil mi? Evet bizden şuradaki uzunluk isteniyor. Ne yapacağız? Pisagor bağıntısı yapacağız burada. E hocam sayılar büyük. E yapacak bir şey yok. Yap Pisagor'unu. 112 ve 210'daki ortak çarpan. Bu sanki 7'ye bölünüyor. Bu da 7'ye bölünecek arkadaşlar büyük ihtimalle. Bu 7'ye bölündüğünde... Şu 112'yi de 7'ye bölsem kaç yapıyor? 1 kere 7 7. 4 6 kere de 42. Bu 16 çarpı 7. Bak 16 çarpı 7. Bu kaç? 7 7 çarpı, bu 7 çarpı 16 yazayım hatta. 7 çarpı 16 burası. 7 çarpı burası kaç yaptı? 30 yaptı. Hocam 16 ve 30 hala daha bölünüyor. E, bu da kaç? 2 çarpı 8 değil mi? 2 çarpı 15 değil mi bu da? Evet yani şurası 2 çarpı 15 yazayım. Şurasına da 16 yerine de 2 çarpı 8 yazayım. E o zaman ortak çarpan ne yaptı? 7 çarpı 2. 7 çarpı 2. Yani 14 yaptı ortak çarpan. 14 çarpı 15. 14 çarpı 8. E 8, 15, 17 üçgeni. 14 çarpı 17 yapacaktır o zaman. Burası. E o zaman 14 ile 17'yi 6, 6 çarpacağız mı? Çarpmayalım bence. 4 geriydi 28 ya. Sonu 8'li olana bakalım. Hocam sonu 8'li olan bak. Edrebi çıktığında var. Yani cevap ne oldu arkadaşlar? Soru işareti olan kısım isteniliyor bizden. 14 çarpı 17 o da 238 yaptı. İşlem yapmadım ama doğrudur büyük ihtimalle. E, sonu 8'liyi arayacağım. Bir tek şıklarda bu var. Siz de böyle yapın. Birler basamağına bakın. Böyle işlem kalabalığından kurtarın. Tamam. E hocam şurası sorulmuş olsaydı ne yapacaktık? O zaman tamamı bak kaç? 238. Tamamı 238'den 210 çıkartıp şurayı da bulabilirdik arkadaşlar. Tamam. Evet. Böylelikle örnek 3. E-Dremit oldu. Geldik örnek 4'e. Aşağıda şekil 1'de dikdörtgen şeklindeki bir dolabın eş dikdörtgen kapakları verilmiştir. Eş dikdörtgen kapakları verilmiş. Eş yapıları ÖSYM çok sever buna dikkat et. Tamam dostum. Dolabın kapakları açılınca şekil 2'de şekil 2 elde ediliyor. Bu. AC'yi vermiş bana. Hocam eş ya. Şunlar birbirine eşit değil mi? Eşit. E bunlar birbirine eşit ve AC 50 ise bunlar kaçar kaçar yaptı 25 25 yaptı. E sen şimdi kapağı açıyorsun. Kapak böyleydi. Bak kapak böyleydi. Açtığımda bu buraya mı geldi? Evet. Bak 25 buraya geldi. Kapak şurası. Hala 25. Hala burası da 25. B üstü D'yi de kaç vermiş? 24 vermiş. A hocam dik üçgen Pisagor. 7, 24, 25'ten burası 7 çıkar. Ve aynı şekilde burası da 25 ya. E burada da bize bir şey daha vermiş olması lazım. D, E uzunluğu isteniliyor bizden. Hocam bunu nasıl? Buradaki uzunluğu vermiş mi? Vermiştir ya. B üstü D verilmiş. Hocam B üstü D 24 verilmiş. B üstü de 24 verilmiş. Başka B üstü E de 7 verilmiş. Ha tamam ya. Soruyu yapamadınız. Soruya bak zaten. 7 var 25 var. 7 24 25'ten burası da 24 çıktı. E hocam bunun tamamı 50 idi zaten. E tamamı 50 ise şuraya da bir x dersek zaten bizden x deniyor. 7 x ve 24'ün toplamı 7 x ve 24'ün toplamı 50 yapmalı. X'in toplamı 31. 50'den 31 çıkınca da x'i kaç buluruz? 19 olarak buluruz. Evet cevap ceyhan oldu. Dördüncü soruda güzel sorular. Aşağıdaki şekilde birbirine özdeş olan dik kenar uzunlukları 6 ve 8 birim olan iki gönye verilmiştir. Hocam dik kenar uzunlukları 6 ve 8 ise kısa kenar burası 6 ya 8. Kısa kenar burası bak uzun kenar burası olduğu belli. Kısa kenardan fazla o. Burası da kaç yaptı? 2 yaptı. A ile C köşesi arasındaki uzaklık isteniyor. Hmm. Dur, şurası 8. Şu içe yazayım da daha net bir şekilde anla. Şimdi dostlar bizden ne isteniyor? Şuradaki uzunluk isteniyor. A ile C arasındaki uzaklık isteniyor. E hocam ne yapacağız? Şekilde aslında çaktırmadan 90 derece verilmiş. Arkadaşlar aslında şu sorunun yeni nesle çevrilmiş hali. Bu soruyu zaten biraz önce de çözdük burada. E hocam şekilde baktığımız zaman 90 dereceler var mı? Var. E 90 dereceler varsa biz ne yapacağız? Bu uzunluğa karşılık bir dik üçgen elde etmeye çalışacağız. E burası da 90 burası da 90. Genelde dik üçgen elde etme nasıl oluyordu? Dik dörtgenle oluyordu. Dik dörtgeni nasıl tamamlayacağım? İster buradan tamamla böyle istersen buradan tamamla böyle. Buradan şöyle tamamlayınca ne geldi? Dikdörtgenler 2 ise burası 2 yaptı. 8 ise burası da 8 yaptı. E şurada bir Pisagor bağıntısı çıktı mı karşımıza? Çıktı. Yani bir kenar 2 bir kenar 14. O zaman 2'nin karesi artı 14'ün karesi diyeceğiz arkadaşlar. Hatta şöyle diyelim ortak çarpan 2 ya. Burası 2 çarpı 1. Burası 2 çarpı 7. O zaman buradaki x uzunluğu da ne olmak zorunda? 2 çarpı kare küçüğüne 1'in karesi 1 artı 7'nin karesi 49 yapar. Hocam burası 50 yaptı. Kök 50 de ne yapar? Bu 25 çarpı 2 ya. 25 de dışarıya çıkar. E, X neye eşit oldu zaman? 2 çarpanı zaten burada vardı. 25 de 5 diye dışarı çıktı. İçinde de kök 2 kaldı. Yani cevap 10 kök 2 yapar arkadaşlar. Evet 5. soru Denizli. Geldik 6'ya. Hocam 90'ın karşısında eşitlik var. Direkt aklımıza ne geldi? Muhteşem. Hemen şurası. Muhteşem geldi aklımıza. Çizdik şöyle muhteşem Sonra 4 birim verilmiş bak bir yerde bak soruyu okurken 2 kök 3 yazılmış. 4 kök 3 yazılmış. ED yazılmamış. ED'yi de karışık değil, karışık olan yerler yazılmıyor. Mesela buraya 4 yazsam sen burayı 4 anlayacaksın. Tamam mı? Genelde geometride karışık olan yerler yazılmıyor. Burası 4 ya. E hocam ben buradaki Pisagor bağıntısından şurayı bulurum. A diyeyim buraya. A kare eşittir. İşte bunun karesi artı bunun karesi. Ya da hocam burası 2'nin kök 3 katı. Hocam burası da 2'nin 2 katı. A dediğimde ne eşit olacak? 2'nin kare içinde kareleri toplamı. Yani 3 artı 4. Kök 3'ün karesi 3. 2'nin karesi de 4. O zaman burası kaç yaptı? 2 kök 7 yaptı. Hocam burası 2 kök 7. Burası da 2 kök 7. Eşit ya. Burası da 2 kök 7 mi oldu? Evet. Şöyle bir dik üçgen çıktı en son karşıma. Hocam burası 4 kök 3. Burası 4 kök 7. Ve bizden şu x, x isteniyor. Bak yine bunun karesi eksi yani x'in karesi eşittir karesi eksi karesi deme ortak çarpandan yap yine ortak çarpında tekrar ediyorum bak burası 4'ün kök 7 katı burası 4'ün kök 3 katı x de 4'ün kare kök içinde kareleri toplamı değil hipotenüs verilmiş dik kenar soruluyorsa kareleri farkı yani kök 7'nin karesi eksi kök 3'ün karesi e o zaman burası kaç yaptı 4 yaptı kök 4 de 2'dir yani x de böylelikle 4 çarpı 2'den 8 çıkar evet görüyorsunuz böyle kısa yolla tekrarlarımızda yapıyoruz Altın soru denizli oldu. Geldik 7'ye. Aa ne var burada? Eşit eşit eşit. Yani muhteşem. Hocam muhteşem üstünden dolayı burası direkt 90 derecedir. Evet burası da 90. Bak dikten dik çizilmiş oldu. Ne var burada? Öklet. Hocam h kare eşittir. P çarpı k deyip h'ı bulup burada pisagor yapabilirim. Ama öklet bantısı var ya direkt x'e ait öklet bantısı var burada. <laughs> Sol tarafta sola dayalı. Yani x'in karesi eşittir kök 5 çarpı tamamı 4 kök 5'e eşittir. Bu kök 5 ile kök 5'i e çarptım 5. 4 ile çarptım 20. X kare eşittir 20 ise x buradan kök 20 yapar. Bu da 4 çarpı 5'tir. 4 dışarıya 2 diye çıkar. Yani cevabımız 2 kök 5 yapar. Evet 7. soru balık esir oldu. Geldik 8. soruya. E ne var burada? Bantıs var ve BE bölü FC isteniyor bizden. Bize verilenlere bakalım. BE'ye x diyelim. FC'ye de y diyelim. Arkadaş şimdi burada benden x bölü y isteniyor ya. Bak x bölü y. Bak soruya baktığın zaman da ne var? Hocam dikten dik çizilmiş. Yani sen buradaki üçgende öklit uygulayacağım belli. Ya h kare pk mı? Hayır. 6 Altı verilmişse 6'ya ait. Bak buradaki üçgende de dikten dik çizilmiş öklit uygulayacağım belli. 4'e ait uygulayacaksın burada da. Şimdi benden x bölü y isteniyor. İkinci x'liği yazayım. Yani şu üçgende bir öklit bağıntısı. Hocam 6'nın karesi neye eşittir? Hop bu çarpı tamamına. 6'nın karesi eşittir. X çarpı bc oldu. Eyvallah. Sonra öbürünü yazayım. Öbürü de arkadaşlar şu üçgende iki öklük bağıntısı 4'ün karesi eşittir. Bu çarpı tamamı yani 4'ün karesi de eşittir. Y çarpı tamamı. Tamamı da yine BC mi yapıyor? Evet. E benden ne isteniyor? Oranlaması isteniyor. E ben bunları da taraf tarafa oranlarsam o zaman BC'ler gitti. X bölü Y geldi mi? Geldi. Yani X bölü Y neye eşit oldu? 36 bölü 16'ya eşit oldu. 4'e ee, e böl 9, 4'e böl 4. Yani cevap 9 bölü 4 çıkar. 8. soru denizli oldu geldik 9'a. Şimdi 15 derece verilmiş. E hocam 15, 75, 90 üçgende de biz ne biliyoruz? Haşa 4 haşı biliyoruz. E burada direkt verilmiş. Kendi eminimledik çizsem o çıksa eyvallah. Sıkıntı derim oradan gitmem. Haşa 4 haş. 4 haş 12 ise haşı kaç buluruz? 3 buluruz. Haş 3 çıktı. Şimdi başka bir şey verilmiş mi? BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Bak. 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 BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Aa hocam ne var burada? Burada 90'dan kenar ortay çizildi. Eşit eşitse muhteşem üstten burası da eşittir. Hocam ikiz kenar çıktı 15 ise burası da 15'tir. 2 iç açı bir dış açı dayanamam. 30'u yapıştırırım. 30 90 ise burası da 60 oldu. Yani senin şu üçgenin 30-60-90 üçgeni oldu. 30'un karşısı 3'si 60'ı karşısı kaç yapar? 3 kök 3 yapar. Evet cevap böylelikle Denizli oldu 9. soruda. Geldik 10. soruya. Ne var burada? 30 verilmiş hocam. 45-90 burası da 45 yaptı. Büyük üçgende 30-90-60 üçgeni. O zaman ilk önce şu 45-45-90 üçgene bakalım. Çünkü 6 var. E, burası dik kenardan hipotenüse geçiş kökü kat. Hipotenüsten dik kenara geçişte kök 2'ye bölünmüş hali olmaz mı? Evet. Yani dik kenar 6 bölü kök O zaman 6 kök bölü 2'den 3 kök yapar dik kenar. Hocam burasını 3 kök bulduk. Evet. Dik kenarları yazalım. Şurası 3 kök burası da 3 kök E sonra büyük üçgene bakacak olursan eğer o da 30 60 90 üçgeni. E 30'un karşısı 3 kök ise 90'ın karşısında kaç yapar o zaman? 2 katı 6 kök yapar. Yani cevap C an çıktı 10. soruda. Geldik 11'e. Şekildeki ABCX kenar üçgensel bölgesi A köşesi etrafında pozitif yönde 80 derece döndürüldüğünde şu üçgen elde ediliyor. AB ile AC 16. Arkadaşlar döndürülmüş hali de 16-16. Hep aynı espri hocam. Geliyor. Geldi. Hop kalem. Döndürdüğünde yine aynı kalem mi? Aynı kalem. Üçgen aynı üçgen mi? Aynı üçgen. Ve 80 derece döndürmüşüm ben bunu. Arkadaş 80 derece neresi? Burası mı? Değil. Dikkat. 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 ACB açısını bak ACB açısını kaç vermiş? 70 derece vermiş. Hocam x kenar ya 70 ise burası da 70. 70 70 140'tan burası da 40 oldu. Şimdi ben bunu 80 derece döndüreceğim. 80 derece dönerken şu kenara dikkat et. Hocam bu kenarı döndürüyorum. Bu kenar hop buraya geldi. Yani ben bunu da kaç derece döndürmüş oldum o zaman? 80 derece döndürmüş oldum. Yani şuradaki açı 80 derece yapmak zorunda. E hocam o zaman burası kaç oldu? 40 derece oldu. E burası da 40 mı? 40. A 40 40 40. Şurada kaçı? 120. Benden de BC üstü isteniyor. Yani hop şu uzunluk isteniyor. E hocam şu üçgen ne oldu? İkiz kenar üçgen ve itep açısı 120. 30 30 120 üçgeni oldu burada. E 16 16 ise burası da 16 kök 3 olur mu? Olur. Yani cevap denizli çıktı. Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği çok önemli. Dönme açısında da bu kenar nereye gidiyor ona bakacaksın. Dönme açısı bak şurası 80 derece. Onlara da dikkat edeceksin. 11. soru Denizli oldu geldik 12. soruya. Aşağıda ABC üçgeni biçimindeki levhanın saat yönünde iki defa döndürülmesi. Evet bunu döndürmüşüm. Bir böyle döndürmüşüm. Sonra bir böyle döndürmüşüm. Hmm. Her döndürme üçgenin tabanı diğer hipotenüse denk geliyor. Evet bak şimdi şu döndürdüğümde hop buraya denk geldi. Sonra bunu bir daha döndürdüğümde hop bu hipotenüse denk geldi. Gördün mü? Ondan bahsediyor yani. E ne yapacağız hocam burada? Bir kere öncelikle şunu söyleyeyim. Döndürme soruları eş yapı sorularıdır. Yani kısa kenarlar birbirine eşit. Kısa kenarların eşitliğinden bir şey gelmedi. Sonra hocam hipotenüsler birbirine eşit. Hipotenüslerin eşitliği de çok saçma yerlerde. Pardon şu diğer uzun dik kenarlar birbirine eşit. Bunların eşitliğinden de bir şey gelmiyor. Hipotenüsler de birbirine eşit. Şunların eşitliğinden bir şey gelebilir. Dur. BCD doğrusal. Oh çıktı. Bak. Çıktı. Soru çıktı. BCD doğrusal diyor. Ve döndürme işlemi yapıyorsun. E, döndürmede eş yapı kullanıyoruz ya. Eş yapılarda da ne diyoruz? Kenarlar. Eşit uzunluktadır. Eşitleri yazdım. Mantıklı olanlarını gösterdim. Bir de açılar da eşit oluyor. E hocam senin buradaki açının nokta açısıysa. Çünkü BCD doğrusal demiş ya. Bunu kullanacağım. Bak şimdi. Döndürdüğünde hop bu açı buraya geldi. Bir daha döndürdün. Hop bu açı buraya mı geldi? aa Hocam bunun tamamı 180. 183 noktadan oluşuyor. Bölüşe 60'ar derece yaptı. Yani senin bu üçgenin 30 60 90 üçgeniymiş. BD'yi bana vermiş. BD neredesin BD? Burası. 30'un karşısına bir A dersem 90'ın karşısı 2A. Burası da A kök yapar. Hocam 2A ya. Bak burası da 2A yaptı. Toplamda 3A bana verilmiş. Kaç verilmiş? 12 verilmiş. A'yı böylelikle 4 bulduk. A yerine 4 yazalım o zaman. O zaman burası hipotenüs de 8 yaptı. AF artı F'de isteniyor. AF'ye bakacağız şimdi. Dur. Bu ikizkenar mı? İkizkenar. Ana. Tepe açısı 60. 180'den 60 çıkart. 2'ye böl. 60'ar er derece yaptı. Yani bu bir eşkenar üçgen yaptı. Hocam burası 2A'dı ya. 2 da 8 ya. A yerine 4 kayarsam. 8, 8, 8 yaptı burası. AF'yi 8 bulduk. Bir de FD'ye bakalım. Hocam 60 ya. x kenar tepe açısı 60. Bu da 60, 60 yaptı. E o zaman bu da eşkenar üçgen oldu. Yani bu çift çizgiyi 8 bulmuştuk. Burası da 8 oldu. AF artı FD 8 artı 8'den kaç çıkıyor cevap? 16 çıkıyor. Evet cevap Edremit oldu 12. soruda. Bunlar güzel sorular. ÖSYM bu yapıları çok sever. Döndürmedir, katlamadır, bilmem nedir. Eş yapı olsun yeter ki arkadaşlar. Eş yapı. Tamam ya da kesip başka bir yere koymadır. Eş yapılar ÖSYM için çok önemli. Burada da o soruları iyi bir şekilde gördük sanki değil mi? Eş yapılarda da ne yapacağını da anladık. Evet gençler test 2'yi bitirdik. O zaman bir sonraki videoda test 3'ün çözümünde. Dik üçgendeki test 3'ün çözümünde. Görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.